Evren TYT geometri ikinci soru. Bu soruda uzunluklar falan var. Onları daha sonra yerleştiririz. Önce şekli tanımlamamız lazım. Buradaki ABCD paralelkenarı önce AB'ye göre simetri alınıyor ve şu paralelkenar elde ediliyor. Bu paralelkenar, evet, paralelkenar. Bu buna elde ediliyorsa o zaman şu açıyla şu açı simetri alıyoruz ya arkadaşlar. AB'ye göre şu şeklin simetrisini aldık. Bunu elde ettiysek bu açı bu açıya eşittir. Aynı paralelkenar bu sefer AD kenar üzerinden simetri sağlamış. Bu buna eşit olmuş o zaman. Bu açı bu açıya da eşit. Şöyle. Kenar eşitliklerini de çok kibar göstereyim. Şu şunun aynısı. Bu bunun aynısı. Şu kenar da şu kenarın aynısı. Uzunluklarda 8'e 4'tü yani. Şu uzunluğa 4, şu uzunluğa da 8 diyor. O zaman buraya da 8 yazarız. Bu da 8. Bu 4 ise bu 4. O zaman şuradaki uzunluk da 8 gibi. Devamını getirelim. Şu doğru, şu doğruya paraleldi. Bunun doğrusal olduğu söyleniyor. O zaman ben şu 3 eşit açıdan 60'ı buldum. Şu açılar 60'ar derece. Sonra bu buradaki paralellik yüzünden burası 120 derece ise o zaman şuradaki K açısı 60 derece gelir. U kuralı yüzünden birbirini 180'e tamamlar. 60 60 o yüzden burası da 60. Buraya da 4 birim, buraya da 4 birim yazdım. Toplam 8'di burası, o zaman buraya da 4 artar. İyi, bu kenarların 4 olduğunu bulduk. Hatta şunun 8 olması gerekiyor. Buraya da 4 artar da onu daha sonra söyleyebiliriz. Şurası 120. Oluşan şey bu bir paralel kenar. Paralel kenarda ama 4'e 4 eşitliği bulduktan sonra siz buna rahatlıkla eşkenar dörtgen diyebilirsiniz. Bir açısı 120, hatta şuradaki açısı 60 derece. Sorulan bunun alanı. Bunun alanını şöyle hesaplayacağım. İsterseniz bir sinüs alan mantısı yapın. 2 ile çarpın veya paralel kenarda alan... Pardon, düzeltelim. Paralel kenarda alan bulma metodu şöyle olabilir. 1 bölü 2'siz olur ama dörtgenlerde, özel dörtgenlerde. 1 bölü 2 yazmadan 4 çarpı 4 çarpı, yani herhangi iki kolu çarpıyorsunuz veya şu iki kol da olabilir. 4 çarpı 4 çarpı aradaki açının sinüsü. Sinüs 120. Sinüs 120 kök 3 bölü 2 demek. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız bunun cevabı 8 kök 3 çıkar arkadaşlarım. Cevabımız C olur.